Ama garibanın çocuğu iki tane şey çaldı diye, iki tane baklava çaldı diye, o da aç olduğundan, sistem onu aç bıraktığından ötürü 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl adamlar cezaevlerinde çürüyorlar. Zaten bu anayasayla hükmedilmiyor ki. Sinan Çetin'in oğlu, yönetmenin oğlu adam öldürdü. Nerede şimdi kardeşler? Hatırlayan var mı nerede olduğunu? Anayasaya göre yargılandı işte. Sinan Çetin'in oğlu alkollüyken kafayı çekmiş, facir fasık. Gitti gariban halkın çocuğundan bir tanesine çarptı, onu öldürdü. İçeriye girdi, ceza aldı, dışarıya çıktı. Nerede Sinan Çetin'in oğlu şimdi? Geziyor. Ama garibanın çocuğu iki tane şey çaldı diye, iki tane baklava çaldı diye, o da aç olduğundan, sistem onu aç bıraktığından ötürü 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl adamlar cezaevlerinde çürüyorlar. Zaten bu anayasayla hükmedilmiyor ki. Bu anayasayla hükmedilmiyor ki zaten. Bunu koyuyorlar. İşlerine geldiği zaman bununla hükmediyorlar. İşlerine gelmediği zaman bunu geri çekiyorlar. 28 Şubat döneminde devletin bankalarını hortumlayan adamlar ne oldular? Şimdi keyfini sürüyorlar. O zaman hortumladıkları paralarla şimdi memleketin büyük iş adamları olarak etrafta ciyaka satıyorlar. 6 ay, 8 ay bir yattılar cezaevinde. Ondan sonra çıktılar. Ama şu köşe başında aç kaldığı için kapkaç yapan çocuk cezaevine giriyor. 10 sene, 15 sene hakim anlatıyor. Yok diyor, kadının çantasını çekerken kadın yerde sürüklenmiş. Bu da diyor hürriyeti tahdit olmuş. Yok bilmem, biraz daha bu tarafa çekerken kadın yerde sürünmüş. Bu da gaspa girmiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. 36 sene. Bitti. Yahu adamın çaldığı para zaten 10 milyon, 20 milyon gibi bir para. İslam hukuku olsa adam yargılanmayacak bile ondan. Ama o adam 30 yıl, 35 yıl yatıyor. Aynı anayasaya göre. Ama aynı anayasaya göre bir adam banka soyuyor. Bankayı soyan adam gidiyor. 6 ay, 8 ay yatıyor. Orada da hesap yapıyor. Çaldığı paraları nasıl değerlendirecek? Onlara dair adam güzel planlı projesini yapıyor. Ondan sonra dışarıya çıkıp adam şirketini kuruyor. Zaten bu anayasayla hükmedilmiyor. Onun için mesele anayasa meselesi değildir. Mesele sistem meselesidir. Sistemi belirleyen beşer olduğu müddetçe, beşer kafasına göre bugün koyduğu kanunu, kanun hükmünde bir kararname ile onu geri çeker, yerine bambaşka bir tanesini getirir koyar. Ama Fethullahçılar, kanunlar çıkardılar. O çıkarttıkları kanunlarla devletin her tarafını ele geçirdiler. Doğru mu? Şimdi gelenler bir gece 12'de yeni bir kanun çıkardılar. Bütün Fethullahçıları devletin bütün kademelerinden sildiler, süpürdüler. Demek ki anayasanın varlığı bir şey ifade etmiyormuş. Mesele neymiş? Mesele devleti yöneten adamlarmış. Onun için bizim bu anayasaya ne evetimiz ne hayırımız söz konusu olamaz. Çünkü biz Müslümanların böyle bir gündemi yoktur. Ama bir teklifimiz vardır. Teklifimiz her zaman da bakidir. Buyurun gelin. Allah'ın şeriatı ortadadır. Denenmiştir, uygulanmıştır. Güzel sonuçlar alınmıştır. Sizi Allah'ın şeriatına davet ediyoruz. Ha, Allah'ın şeriatına davet edilmekten rahatsız olmayacaksınız. Allah'ın şeriatının size hatırlatılmasından rahatsız olmayacaksınız. Allah Zuhruf suresinde peygamberin dilinden kafirlere dedi ya, en kuntum kavmen musrifin, siz azgın bir kavimsiniz diye biz sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Siz azdınız, şımardınız, isyan ettiniz diye biz başımızı önümüze bükelim, bu Kur'an'ın ayetlerini okumayalım mı? Hayır. Azdıysanız bütün peygamberlerin yaptığını duyacaksınız bizden. Size azgınlığınızı hatırlatacağız ve Allah'ın yaklaşan azabıyla sizi uyaracağız. Çünkü bütün peygamberler kavimlerini ahiret azabıyla korkutmuşlardır. Allah'ın karşısına çıkacakları günü onlara hatırlatmışlardır. Onun için kardeşlerim, bizim Allah'tan başka hiçbir dostumuz yoktur. Ve biz Allah'tan başka da hiçbir kanun yapıcı tanımayız. Allah'ın dışında kanun yaptığını iddia edenlerin hepsinin zavallı olduğuna inanırız ve onlara acırız. Biliriz ki onlar zavallılıklarından ötürü Allah'a kafa tutuyorlar. Vallahi 5 dakika oturup düşünseler, başlarını ellerinin arasına alsalar, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demezler. Biz anayasa yapıyoruz demezler. Bu yaptıklarının Allah'a kafa tutmak olduğunu ve Allah'ı gazaba getirdiğini bilirler. Allah Azze ve Celle'den temennimiz bizlere onun şeriatının gölgesinde yaşamayı ihsan etmesidir. Allah Azze ve Celle'den temennimiz bizi onu hakiki dost bilen, ona dayanan, ona sığınan, ondan yardım isteyen, Rabbine iman eden temiz gençlerden kılmasıdır.
Allah Azze ve Celle bu kitabı doğru anlamayı, doğru yaşamayı, doğru anlatmayı bizlere müyesser kılsın. Rabbim bu meclisleri bizim için merhamet meclisi eylesin. Üzerimize rahmetin ve sekinetin indiği, meleklerin bizi kuşattığı ve Allah'ın kendilerinden razı olduğu kullardan eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.